Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda YÖS 2022 sınavına hazırlanan arkadaşlar için yıllık çalışma planı nasıl hazırlanır, içerisinde neler olması gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. İçeriğin sizler için çok yararlı olacağına inanıyorum. O yüzden videoyu en başından sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu serimizin ilk videosu. Bu videodaki beğenileriniz veya yorum kısmındaki duygularınız, düşüncelerinize göre serinin devamını yıl boyunca çekmeyi düşünüyoruz. Lütfen dikkatli bir şekilde videoyu izleyelim. Hadi geçelim. Şimdi sizlerden en fazla gelen sorulardan bir tanesi. Hocam çalışma planı nasıl olur? İşte haftada kaç konu bitirmeliyim? Hocam hızlı mı gidiyorum? Hocam online olarak böyle ders alıyoruz ama geride miyiz? Yavaş mı gidiyoruz? Hocam dershanede işte 3. konuya geçtik matematik 1'de. Çok mu hızlı gidiyoruz? Aslında bunların cevabı çok net. Yani biraz araştırma, biraz da ne istediğimizi bilmekle alakalı. Şimdi bakın, sizlere çok çok basit bir şekilde yıllık plan nasıl olması gerekir, ondan bahsedeceğim. Şuraya çok küçük bir not alayım. Hani bu videonun çok konusu değil ama 3 tane plan şekli vardır arkadaşlar. Bir yıllık plan, yani bir sınava hazırlanan öğrenciler için bahsediyorum. Bir yıllık plan, yıllık plan. İkincisi arkadaşlar, aylık. Üçüncüsü de haftalık. Bu haftalığın içinde tabii ki günlük planlar da söz konusu. Yani günlük planlar otomatikman haftalık planı oluşturuyor. Bu videonun konusu değil. Bunları belki ilerleyen aşamalarda biraz daha ayrıntılı değinebiliriz ama bunu şimdi burada söylemiş olalım. Biz bu videoda ne yapıyoruz? Biz bu videoda yıllık planı yapıyoruz. Eğer sizin adınıza kursunuz düzgün bir şekilde yıllık plan yapmamışsa, yani hani normalde her kursun yüz yüze eğitimde alsanız, online'da alsanız yıllık bir takvimi vardır. Bu takvimi de bu yıl içerisinde yapılacak sınavlara göre belirler. Eğer düzgün bir takvimi yoksa o kursunuzun, aldığınız kursun, mutlaka siz de kendinize bir yıllık plan belirlemeniz gerekiyor. Şimdi yıllık plan belirlemekte iki tane temel tarih var. Bir tanesi SD dediğimiz, yani starting date, başlama zamanı. Tamam mı arkadaşlar? Bir, başlama zamanı. Bu neye başlama zamanı? Ders çalışmaya başlama zamanı. İkinci önemli nokta da, ikincisi de TD dediğimiz target date, yani hedef zamanı. Hedef. Yani ne demek bu? İşte bu yıllık planı hangi zaman dilimi içerisinde planlayacaksın? Başlama zamanım, hedef zamanım. Tamam, bu iki tane nokta önemli. Şimdi biz bu videonun içeriğinde tabii ki örnek olması adına mantıklı iki tane tarih aldık. Bir, bu videoyu Eylül ayının sonlarında çekiyorum şu an. Muhtemelen birkaç gün içerisinde yayınlanacaktır. Arkadaşlarım YouTube'da yayınlayacaklar. Ekim ayı başında ders çalışmaya başlayan bir arkadaş için plan yaptığımızı farz ediyorum. 1 Ekim'i almıyorum, pazartesiye denk gelmiyor. 4 Ekim pazartesiye denk geliyor. O yüzden bu örnekteki arkadaşımız 4 Ekim'de ders çalışmaya başlıyor. Bak dikkat et. Bitiş zamanı. Bitiş zamanını tabii ki ders çalışma planında, yani şu an hazırladığımız ders çalışma planı formatında sınav günü olarak almayacaksın. Şimdi biz kendi öğrencilerimize ne yapıyoruz? YÖS hazırlığındaki öğrencilerimize mutlaka çok büyük ekstrem durumlar olmadıktan sonra Mart'ın ortası, en geç Mart'ın sonuna kadar tüm konular kesinlikle bitmiş oluyor. Bu programı da ona göre hazırladık. Yani bizim şu an yaptığımız planın bitme tarihi de 27 Mart. 4 Ekim'de başlıyor arkadaşım pazartesi günü. 27 Mart'ta da bu programı bitirdiğini farz ediyorum. Şimdi hocam 27 Mart niye 27 Mart? 28 Mart'ta sınav mı var? Şimdi 28 Mart'ta muhtemelen bu yıl sınav olmaz. Evet ama biz Nisan ayında, şimdiye kadarki hiçbir dönemde Nisan ayında hiçbir öğrencimize sıfırdan bir konu anlatmadık. Bu ne demek oluyor? Yani Mart'ın sonuna kadar bizim tüm konularımız, mat 1, mat 2, geometri, IQ, sayısal mantık ve problemler mutlaka bitmiş oluyor. Nisan ayı ne ayıdır biliyor musunuz? YÖS öğrencisi veya işte o yıl içerisindeki herhangi bir sınava hazırlanan öğrenci için Nisan ayı deneme ayıdır. Deneme. Tabii ki yıl içerisinde onlarca deneme yapıyoruz ama Nisan ayında daha yoğun bir şekilde deneme yapıyoruz. Deneme ayıdır. 2. Genel tekrar ayıdır. Genel tekrar. 3. de farklı soru tipleriyle net arttırma ayıdır.
Tamam mı? Nisan ayını 10'a ayırıyoruz. Şimdi bu burada kalsın. Şimdi nerede başladım ben? 4 Ekim'de başladım. Bak dikkat et. Nerede bitiriyorum? 27 Mart'ta bitiriyorum. Arada kaç hafta var biliyor musun? Arada tamı tamına 25 hafta var. 25 Mart ne yazdım? 25 hafta var. Tamam mı arkadaşlar? 4 Ekim ile 27 Mart arasında 25 hafta var. Yani bu da 6 ay 1 haftaya denk geliyor. Videodan kopmaz, sonuna kadar izle. Çok faydalı bir içerik olduğuna inanıyorum. Yani bize günde en az 4-5 kişinin WhatsApp'tan veya Instagram üzerinden sorduğu soru. Onun genel resmini çiziyoruz şu an. İlerleyen videolarda da bunların içeriğine gireceğiz. Şimdi bu videonun sonunda hangi arkadaşlar sorularına cevap bulacak biliyor musunuz? Hocam hızlı mı gidiyorum ben acaba? İşte kursta şu kadar ilerledik, hızlı mıyız? Hocam biz çok mu yavaşız? Hocam biz şu konuları gördük ama bunları görmüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Olay aslında çok net. Videonun başında da söyledim size. Başlangıç noktamı işaretledim tekrardan 4 Mart. Bitiş noktamı işaretledim 27 Mart. Burası 4 Mart burası. Düzeltiyorum 4 Ekim. Başlangıç noktası 4 Ekim. Bitiş noktası da 27 Mart. Burada kaç hafta vardı? Az önce de söyledim. 20... Şurayı düzeltelim. Biraz daha düzgün çizmeye çalışalım. Evet. Buradan buraya kadar 25 hafta var. Şimdi arkadaşlar hemen elimize ne alıyoruz biliyor musun burada? Senin bitirmen gereken konu sayısı. Bak onları da ben yazacağım. Çok güzel bir video olacak. O yüzden sizin için her şeyi bu videoda anlatmaya çalışacağız. Mat 1. Genel olarak Mat 1'de arkadaşlar 15 tane konu var diyebiliriz. Şimdi bunları ayrıntılı tek tek sıralamayacağım burada tabii ama bu konular bazı kaynaklarda işte 18 konu olarak anlatılır. Bazı kaynaklarda 13 konu olarak anlatılır. Çünkü alt başlıklara ayrılmıştır. Atıyorum bir tane konu başlığı vardır. Bazı kaynak iki konuyu da aynı başlık altında incelemiştir. O yüzden ufak tefek farklılıklar olabilir. Şimdi Mat 1 öyle. Mat 2 de yine ortalama 15 konu içeriyor. Tabii ki bunların içerisinde şimdi her konu bir değil. İşte bir türev, bir trigonometri ile atıyorum matematik 1'deki bir rasyonel sayılar konusu aynı genişlikte değil ama genel hatlarıyla 15 konu 15 konu diyebiliriz. Geometride biraz böyle parça parça konular olduğu için 26 tane konu var yaklaşık 25, 26, 27 bu civarda. Yine IQ'ya baktığımızda IQ'da alt başlıklarla beraber 24 konu içeriyor. Sayısal mantık dediğimizde IQ içerisinde hiç konu başlığı olmayan konulara baktığımızda da bu 24 konunun üstüne yaklaşık 4 konu yani 4-5 maksimum konu da sayısal mantık için. Bazı konular IQ ve sayısal mantıkta aynı başlık. O yüzden IQ'nun içerisinde var. Hiç IQ'nun içerisinde olmayan sadece sayısal mantık başlığı altında inceleyebileceğimizde 4-5 tane yaklaşık konu var. Şimdi bakın aslında olay biraz şekillendi. Doğru mu? 15 tane matematik bir konum var. 15 tane matematik konum var. Senin kaç haftan var? 25 haftan var. O zaman şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirsin. Şimdi mat 1, mat 2 beraber çalışmak çok mantıklı değil en baştan itibaren. Ama ben buraya örnek bir plan yazıyorum. Herkes kendine göre bunu güncelleyebilir. Bir tane arkadaşım 4 Ekim'de matematik 1 çalışmaya başladı ve 15 konu olduğu için her haftada bir konu çalıştığını farz ediyorum. Buraya kadar geldi. Yani 15 hafta ilerledi. Bakın mat 1, 15 hafta ilerledi. Şimdi mat 2'de de 15 konusu var. Mat 1 biter bitmez mat 2'ye başlarsa burası yetmeyecek çünkü buranın toplamı 25 haftaydı. Doğru mu? Demek ki o zaman mat 2'ye de şöyle biraz içeriden başlayabilir. Dediğim gibi bu bir örnek plan. Herkes kendine göre güncelleyebilir. Yani şu alt tarafta işaretlediğim yerde mat 2 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere benim şu an yapmış olduğum programda 5 hafta ortalama 5 hafta mat 1 ve mat 2'yi beraber götürmek zorunda bu arkadaş. 4 Ekim'de başlamış 27 Mart'ta bitirmek için. Genel bir resimdir bu. Mat 1'de bazı konularda hızlı ilerlersen belki de burada 5 hafta değil de 2 hafta çakışır mat 1 ile mat 2. Umarım anlaşılmıştır. Hocam 26 tane konu var geometride. O zaman bak yaklaşık 25 haftam vardı. 4 Ekim ile 27 Mart arasında. Demek ki sen 4 Ekim'de başlayan bir arkadaş isen en baştan itibaren her gün tatlı tatlı her hafta düzeltiyorum bir tane geometri konusu bitirirsen demek ki bu hedeflediğin tarihte geometriyi de halletmiş oluyorsun. IQ 24, sayısal mantık 4 konu, hadi toplam 27-28 konu. Bazı konular IQ'de bir hafta sürmeyecek nitelikte konular. Böyle ufak tefek bir iki tane konu var. Onları da bir haftada iki konu falan bitirdiğini düşünürsek yine en baştan itibaren
en sonuna kadar haftada en az yine IQ'den bir tane konu bitirmek zorundasın. Bakın şu an aslında biz olayı ne yapmış olduk? Büyük resmi çizmiş olduk. Arkadaşlar, bunu yapmak çok zor bir şey değil. Bir de şu var. Yani bak 4 Ekim'e kadar hiç çalışmamış bir arkadaşım. 4 Ekim'de ders çalışmaya başlayacağım diyor ve 6 ay 1 hafta kadar süre içerisinde ben tıp kazanacağım diyor. Ben mühendis olacağım diyor. Ben eczacı olacağım diyor. İşte ben mimar olacağım diyor. Ben onu olacağım diyor. Ben bunu olacağım diyor. Ama hocam ben günde de 1 saat çalışırım, 2 saat çalışırım. Ya o zaman mantıken 6 ayda günde 1 saat çalışmakla bu iş oluyorsa, günde 2 saat çalışmakla bu iş oluyorsa herkes doktor olur. Arkadaşlar, eğri oturup doğru konuşmak diye bir laf vardır Türkçe'de. Lütfen olayın farkına varalım. Yani böyle hayallerde uçuşmayalım, bulutlar üstünde koşturmayalım veya farklı yerlerden duyduğunuz şeylere inanmanıza gerek yok. Doğanın bir kanunu var. Sana belirlenmiş bir zaman dilimi var ve bu zaman dilimi içerisinde başarıya ulaşmak istiyorsan lütfen bir zahmet bu önündeki 6 ayı çok planlı, programlı ve verimli, en önemlisi de verimli geçirmek zorundasın. Yani ben işte geometri çalışmayayım, hallederim. Nerede halledeceksin? Ben işte haftada 2-3 haftada bir konu bitireyim. Yani ben başlayayım işte rasyonel sayılarla alakalı milyon tane soru çözeyim, 3 hafta rasyonel sayı çalışayım. Ama takvim belli, takvim belli, plan belli, program belli. Ha şunu da söyleyeyim. Sen 4 Ekim ve 27 Mart arasına göre planını, programını yap. Ocak, Şubat aylarında az çok sınav tarihleri belirlenmeye başlar. Ocak, Şubat. Orada gerekirse buna güncelleme getirebilirsin. Ama lütfen rica ediyorum. Sağdan soldan duyduğunuz bilgilerle bir yılınızı heba etmeyin. Arkadaşlar, geçmiş yıllarda bunu çok gördük. Sadece matematik bir çalışarak veya yoğun bir şekilde böyle canla başla matematik bir matematik bir rasyonel sayılar 3 hafta işte üstü sayılar 5 hafta. Matikiyi kim çalışacak? Geometriyi kim çalışacak? Sınavda IQ'yu kim çözecek senin yerine? O yüzden lütfen bilinçli olun, planlı ve programlı olun. Bu konseptin ilk videosuydu. Umarım faydalı olmuştur. Buradaki amacımız kimseyi yermek veya zan altında bırakmak değil ama doğanın da bir kanunu var. Zaman akıp giden bir şey. Yani biz zamanı durduramıyoruz. Önümüzde de belli bir zaman dilimi var. 6 ay 1 hafta unutma. 4 Ekim'de başlayacak arkadaşım için önünde 6 ay 1 hafta var. Eğer sen 4 Ekim'de değil de 11 Ekim'de başlarsan senin 6 ayın var. Eğer Ekim'in sonunda başlarsan o 6 ay da kalmayacak. Belki 5,5 ayın olacak, 5 ayın olacak. O yüzden bu bilinçli olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu süreçte bu plan ve programlarla her zaman yanınızda olacağız. Ama sizden isteğimiz çok basit. Kanala abone ol, bildirimlerini aç, içeriği beğendiysen beğen tuşuna bas. Beğenmediysen de bir zahmet yorum kısmında niye beğenmediğini bize söyle ki biz bundan sonraki içeriklerimizi ona göre planlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Tüm Gözhanem ailesi olarak sizleri çok seviyoruz ve sizlere inanıyoruz. Herkese iyi çalışmalar.